Hepinize merhaba arkadaşlar, Bilinmeyen kanalından hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Sakarya'da korku filmi çekildi burada. Şimdi konuyu tam olarak anlatmak istemiyorum. Şu an bölgeye yaklaşmak üzereyiz. Bölgede size konuyu tam olarak anlatacağım. Sakarya'da çekilen bir korku filminin çekildiği yeri değil de konu, film başka yerde çekildi. Tam olayların yaşandığı yere bugün bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Zaten az kaldı şu anda oraya. Gittiğimiz zaman daha detaylı açıklama yapacağız orada. Evet arkadaşlar, şu anda bahsetmiş olduğumuz yere giriş yaptık. Burada bir açıklama yapalım dedik. Bu izlemişsinizdir belki de, bilmiyorum tam olarak. Bu Azem filminin 3 serisi var. Bir tane serisi Adapazarı'ndaki bir köyde çekildi. Ama tabii ki bu olayı yaşanılan yerde çekilmedi film. Çünkü burada şu anda bir yerleşim yok. Eski ev kalıntıları falan var. Kalıntılar dediğim hani öyle. Film konusunu buradan aldı. Film konusunu buradan alıyor. Olaylar bu bizim şu anki kameranın çekmiş olduğu yerlerde geçiyor. Burası girişi. Ya bu tepenin her tarafında yaklaşık olarak bir 100-150 hane kadar falan bir köy varmış. Ama köy dağınık şekilde var tabii. Hani her yerde 100 hanelik bir ayrı ayrı, yer, ayrı ayrı yerler. Zaten şu karşıda görüyorsunuz kamerada. Bir tane ev var orada. Orada da yaşlı bir tane amca oturuyor. Kendisinin yanına daha önce de gitmiştik. Birazcık çok agresif amca kendisi. Koyunları falan var. Büyük bir ihtimalle adam çarpık, yani kafayı yemiş. Çok yani, sert davranıyor bize. O yüzden bir çekim falan yapamadık. Yani şimdi 1917 yılında köy boşaltılınca tabii ahşap evler, köyler yıkılmış. Evler yıkılmış. Pek bir şey kalmamış ama şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Tam olarak gelmedik yere. Şimdi burada konu şu şekilde. Ama konuyu burada anlatmayalım. Bence tam yerine gidelim. Oradan yerine gidince devam edelim. Devam ederiz. Evet arkadaşlar, şu anda gelmek istediğim noktaya ulaştık. Şu arkamda gördüğünüz ağaçlık alanın olduğu yer. Yani tam şöyle göstereyim. Köy buradan itibaren başlıyor. Arkaya doğru gidiyor. Burada daha önce dediğimiz gibi 110 haneli köy varmış. Şimdi aşağılarda birkaç tane tahtadan sağlam kalmış bir tane ev var. Biraz önce bir tanesini görmüştünüz zaten. Şimdi evler buradaymış ama tabii zamanla yıkılmış. Tam aradan 100 yıl geçmiş. 100 yıl olduğu için ayakta herhangi bir yapı kalmamış ama Azem büyüsünün yapıldığı yer burası. Film fakat ayakta evi olmadığı için başka yerde çekildi. Ama olayın asıl yaşandığı yer burası. Bunu nasıl öğrendik dersiniz? Filmde yine tam isim vermeyeceğim şimdi çünkü bu olayı kim anlattığını bize. Yine o filmde katkısı bulunan bazı arkadaşlardan bilgi edindik. Çünkü internet araştırma yaparsanız filmin tam olarak nerede çekildi, Sakarya çekildiği belirtiyor fakat tam olarak nerede çekildiğini belirtmiyor. Bir şekilde kendi imkanlarımızla biz ulaştık bu bilgiye. Yer burası. Bize tarif edilen yer burası. Şimdi havanın kararmasını bekliyoruz. Güneş battı. Hala biraz daha aydınlık var. Bir müddet burada bekleyeceğiz. Daha sonra köyün olduğu, şu an evlerin yıkıldığı, bulunmadığı yerde çekimlerimize devam edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet, şu anda duyuyor musunuz bilmiyorum ama akşam ezanı da okundu. Tam şu anda okunuyor zaten. Biraz dinletelim dedik. Dağların tepelerinde kar da yağmış. Zaten soğuk da oradan geliyor. Büyük bir ihtimal. Çekil, tam duvanda kaldı.
Evet, nevalemiz de burada. Yemek yiyip de geldik gerçi ama yine 3-5 bir şeyler aldık yani. Hava çok soğuk. Şu karşıda görmüş olduğunuz çeşme de çok enteresan geldi bize. Onun yanına da gideceğiz birazdan. Ama biraz ısınalım. Video yine aynısı oldu ya. Evet arkadaşlar, biraz önce garip bir olay yaşadık. Tam şurası arkam oluyor. Ben ateşe doğruyum. Yani tam şuradan garip bir ses geldi arkadan. Sanki değişik bir ses çıkardı. Tabii gerginlik oluştu. Hava gördüğünüz gibi daha tam kararmadı ama kararmak üzere. Furkan hayvan olma ihtimaline karşı silah almaya gitti arabadan şu anda. Karşı doğada. Açıkçası biraz ürküttü bu olay bizi şimdi. Daha henüz çekim yapmaya başlamadık burada. Furkan silahı almaya gitti dediğim gibi, geliyor o da. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir yarım saat sonra, iyice hava karardıktan sonra çekim yapmaya başlayacağız şu bölge. Furkan da geldi. Arkadaşlar, domuz kuşumuz yok. Ama mermi ağzında. Şimdi bekleyeceğiz. Şimdi durduruyoruz. Atla. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha vakit geçmesini bekliyoruz. Birazcık şuraları bir şenlendirelim. Lan bana da bu tarafa da. At bir tane daha o tarafa doğru. O tarafa doğru. Tamam. Kapatayım. Kapatalım jandarma falan. Bu kadar atraksiyon şey yeter. Bu kadar atraksiyon yeter. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi ateşi yaktık. Karnımız da acıktı biraz. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Hava yeterince karardı herhalde. Hava bayağı karardı. Şu an ışık, ateş gözüm alıyor. Etrafım kapkaranlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Birazdan dediğimiz gibi arkadaşlar, Azem filminin çekildiği yer, Azem filminin konusunu aldığı yer, daha doğrusu öyle diyelim. Çünkü hem bu bölgeye de çekim yapmaya cesaret edememişler. Olay burada yaşanıyor. 1917 yılında köyde büyü yapılıyor. Köy 3 harfler tarafından istila ediliyor. Ve burayı boşaltmak zorunda kalıyorlar. Kaçıyorlar. Cinlerin burada öldürdüğü kişiler de oluyor. Çok enteresan olaylar yaşanıyor. Azem filminde zaten bu konulara değindi. Azem filmindeki bir ev var. O ev, olay burada, başka yerde çektikleri için o ev hayali bir ev. Asıl ev burada ama fakat dediğimiz gibi aradan tam 100 yıl geçtiği için evler yıkılmış. Birazdan o alana gireceğiz. Yine kalıntılar var. Oralarda çekim yapacağız. Enteresan bir durumla karşılaşalım mı?
Bakalım hep beraber birazdan göreceğiz. Sesim gidiyordur inşallah. Biraz uzağız ama. Arkadaşlar şimdi siz yorumlara falan yazmışsınız. Kıbledere köyüne gidin, işte 109 nolu apartmana gidin. Çanakkale'de bir mezarlık var. Neydi? Issız Cuma. Issız Cuma mezarlığı olması lazım. Buralara gidin falan demişsiniz de şimdi buralara herkes gitti. Bir de Nova Prospect falan da gitti oraya. İsim vermeyelim de. Ya isim vermeyelim. Giden insanlar olduğu için şimdi biz de gidilen yerlere de gitmek istemiyoruz. O bakımdan hani sizin farklı, bildiğiniz yerler olursa bize bildirin. Ya bildirin. Farklı yerler varsa eğer kendi oturduğunuz yer hiç önemli değil. İster biz Sakarya'dayız. İsterseniz Ardahan'da olun. Ama farklı yerler. Kimsenin çekmediği yerler olsun. Yani değişik yerler seçenek olarak bize sunarsanız biz de ona göre değerlendir. Sus bir dakika. Evet, kurtlar ulumaya başladı. Kurt çok yakında oluyor yalnız. Dur ya dur. Kalkmana gerek yok. Sana bir söyleyeyim mi? 30 metre yok aramız şu an. 50 metre en fazla. Ben şeyi elime alayım, kamerayı da. Kapat istersen şimdi burada. Evet, duraklatıyoruz arkadaşlar. Evet, şurada bir yapı gördük arkadaşlar. Dur, ses geliyor ya. Su deposu gibi bir şey var. Burası ne böyle? Burada ateş falan yakmışlar. Ama mezara da benziyor. Mezar taşı lan bu. Mezar taşı mı o? Burada garip garip sesler geliyor. Farkında mısın? Evet. Burası küçük bir tepecik gibi, ortasında taşlar. Başında da bir taş var. Taş da çok enteresan ya. Daha henüz bilerek sessiz kalıyoruz da siz de sesleri duyun diye. Fatih. Tekrar bu yöne doğru gidelim, diğer tarafa. Şu fenerleri değişelim. Niye? Tüh ya, ışığın da şarjı bitmek üzere. Kötü oldu biraz. Evet, şarjı bitmek üzere. Dur burada. Şimdi tam dediğimiz yere gireceğiz birazdan. Evet, birazdan dediğimiz yere gireceğiz. Burada durduruyoruz. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Ateşin yanına geldik yine. Silah burada. Arkadaşlar şu anda terk ettik. Biraz önceki çekimi yapacaktık. Olduğumuz yer Yat Sezon okunuyor. Biraz bağırarak konuşuyor.
Oraya giremedik. Tam ateşin oradayken garip bir olay yaşadık. Böyle anlatayım. Acayip bir çığlık sesleri. Çığlık, kadın çığlığı, erkek bağırması. Çocuk sesi de vardı. Çocuk sesi de vardı. Sanki çok kalabalık böyle. Belki 100 kişi aynı anda bağırıyor. Ve etrafımızda hiç kimse yok. Ateşin olduğu yeri gördünüz. Orası daha açık alandı. Orada inanılmaz çığlık sesleri. Orada tabii çekim anında değildik. O anda çekim dahi aklımıza gelmedi zaten orada. Apar topar toparlandık hemen. Hatta toparlanamadan. Ben arabanın içine arabaya girdim. Bindik. Tam ben arabanın içine girdim. Fatih de ateşin yanındaydı. Araba az bir şey ilerideydi. Arabanın ışıklarını bizim olduğumuz bölgeye doğru döndürmek için ben arabaya doğru gittiğimde zaten ben arabayı daha çalıştırmamıştım. Fatih koşmaya başladı. Aşağı indim ne oluyor diye silahla. Aşağı indiğim zaman da daha sen indiğin zaman yine çığlıklar devam orada. Çığlık sesini bir duyduk. Zaten bu Petrades tepesinde arkadaşların yaşamış olduğu bir olay vardı. Aynı onun gibi oldu. Bu ensemize kadar bir olay anlatamam size. Şu İnanılmaz anda kalbim... çığlık sesleri. Her yerden sesler geliyor. Şu anda o mevkiden yaklaşık bir 200-300 metre uzaktayız. Yine aynı bölgedeyiz. Ama arabayı da mahvettik. Nasıl kaçtık belli değil yani. Çekim yapmak da neyse, aklımıza gelmedi. Bu kadar yeter şimdilik. Şimdi burada farklı bir yer daha vardı. Buraya da gelecektik zaten. Bu yeri de çekelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ama biraz orada büyünün yapıldığı bölgeye bizi sokmadılar arkadaşlar. Ona yapacağımız bir şey yok. Ama tekrardan gideceğiz oraya. Buradan söyleyelim size. Şimdi şu an değil ama ilerleyen günlerde belki. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğimiz yere geldik. Çok da tırsıyoruz buraya girmeye açıkçası. Çünkü iki dağın arasından akan su onların evidir diye bir ayet var. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Destur. Evet, burası da zaten aşağıda çeşme var arkadaşlar. Oraya doğru da bakacağız. Destur. Çok ürkütücü bir yer. Destur. Gel devam et. Kayıp düşmeyelim. Devam et sen yukarı doğru. Evet, ne kadar ürpertici olduğunu görüyorsunuz. Demin biraz önce yaşadıklarımızı görmeniz lazımdı. Arkadaşlar burası da biraz önceki bahsettiğimiz köyün su ihtiyacını falan buradan karşılıyorlarmış. Yani burası dediğim gibi 200-300 metre yakınında diğer tarafın. Şu an burada herhangi bir ses seda yok. Bakalım. O tarafı çekti. Devam edelim. Yavaş yavaş gidelim. Hop, ışıklar söndü. Işıklar mı söndü ya? Ananı seçeyim. Arkadaşlar kameraya çıktı mı bilmiyorum ama düştüm çok kötü. Kaçarken. İşimleri en iyisi bitirelim. Of, buralar da çok kötü kayıyor ya. Vermeyecekler herhalde. Çekim yapmamızı. Ananı sikeyim. Evet arkadaşlar. Yayını bitirdik. Daha doğrusu bitirmek zorunda kaldık. Neden diyeceksiniz? Zaten
videonun bazı kısımlarını da size anlattık. Elim de çok kötü oldu. Üstüm başım sırılsıklamam şu anda. Çamur oldu her tarafım. Vallahi arkadaşlar, asıl çekmemiz gereken yeri çekemedik. Hani görmemizi istediğimiz yeri göremediniz. Ama görmeniz lazımdı. Yani bizim orada kaçışımızı anlatamam yani size. Hani bilmiyorum, bu olayları yaşayanlar bilir. Şu anda Fatih'i bıraktım. Ben de eve doğru yol almaya başladım. Saat de bayağı geç oldu. Yollar da bomboş. Geç olduğu için. O yüzden bu videoyu yayınlamadan önce, siz tabi yayınladıktan sonra göreceksiniz. Bir kısmınız görmeyecek. Bugün canlı yayın da yapacağız. Yani video ile ilgili açıklamaları da yapmış olacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.